Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Perra Sanat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Batuhan Sakar. Bildiğiniz üzere belli bir süredir Suzuki keman metodunu işliyordum. Bugünkü parçamız 6. parça olan May Song. Şimdi gelin hep birlikte bir analizini yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi parçamızı seslendirmeden önce güzelce bir analizini yapalım. Parçamız Allegro Moderato, yani orta hızda seslendirmemizi istiyor. Ve parçamız La Major arkadaşlar. Fa'yı, Do'yu, Sol'ü, Diyez çalmamız lazım. Çalmadığımız takdirde o verilmek istenen, alım yani karşı tarafa duyulması istenen o ana ezgiyi veremeyiz. O çok önemli bir ayrıntı. Buna dikkat ediyoruz. Parçamız 4-4'lük. Her bir ölçü içerisinde 4 zaman dilimi var. İlk dizekte başlayalım. Forte demiş. Forte yüksek sesle çalmamızı istiyor. 1,5 yani noktalı dörtlük la notasıyla başlıyor. 1,5 zaman dilimi olarak da adlandırabiliriz. 4-4'lük olduğu için. Sonra do notasıyla devam etmiş. 8'lik do notasıyla yarım vuruşluk. İkinci parmaklı istiyor. Yani birinci pozisyonda çalacağız burada. Çekerek iterek anlemlerine dikkat ediyoruz. Ve bunlara uyuyoruz. Yağ çeşitlimizi çok önemli sahil tekniğimiz için. Mi 0 demiş. 0 boş telle istiyor demektir arkadaşlar. Yine bu sahile o teknik kazanımı elde etmeniz için özellikle vurgulanmış parmak numarasıdır arkadaşlar. La'ya 3 ile istemiş. Sonra Fa'ya 1. parmak. La Fa 8'lik nota şeklinde devam ediyor. Mi 2'lik yine boş tel. Sonra Re'ye 3 ile geçiyoruz. La telinde Mi notası tekrar burada ayrını opsiyonlu bir seçenek sunmuş. 4. parmakla veya boş telle alabilirsiniz arkadaşlar. Sonra Do notası La. İkilik Si ve ikilik La ile devam ediyor. İkinci dizeye geçiyorum. Burada Mezzo Forte istemiş. Bunların hepsi bir nüans terimidir arkadaşlar. Forte, Mezzo Forte, Piano. Bu üçünü barındırıyor Mason'da. Mezzo Forte orta kuvvetlikte çalıyoruz arkadaşlar. Yine 0 ve 4. parmak şeklinde opsiyon sunmuş. Sonra Re notası ile devam ediyor 3. parmak. Do, sonra Mi ve Do, Si. Burada önemli bir ayrıntı var. Yine nüans terimiz decrescendo. Giderek sesi kıs diyor arkadaşlar ve piyanoya güzelce bir ulaş. Piyano da kısık sesle çalmaktır. Yine aynı 0 veya 4. parmakla yani boş tel veya 4. parmakla çalabilirsiniz. Devam ediyor Do, Mi, Do, Si şeklinde ikinci dizek. Ve son dizek yine forte'ye ulaşmamızı istiyor. Yani yüksek bir sese ve birinci dizekle aynı arkadaşlar. Sonra Si ve ikilik La ile bitiriyor. Şimdi bunu sizler için seslendireceğim, çalacağım. Siz de bana kulak verin. Evet arkadaşlar, şimdi seslendirmeden önce önemli söylemem gereken birkaç bir şey var. Çalmadan önce ilk önce duruş pozisyonumuz zaten doğru olması lazım. Bunları bizim Perla Sanat sayfamızda da ayrıntılı bulabilirsiniz yazı olarak. Video olarak da çekmiştik. Ondan sonra ilk başta çalınacak olan herhangi bir eser, etüt fark etmez. İlk başta yavaş alıyoruz arkadaşlar. Ve daima unutmayın ki metronomla çalışıyoruz. İlk başta yavaş seslendireceğim daha ayırt etmeniz için. Sonrasında mevcut olan Allegro Moderato hızında çekeceğim. İkisinin arasındaki farkı zaten siz de anlayacaksınız. Evet arkadaşlar, bu dersimizde size Suzuki metodundan 6. parça olan eser olan May Song'u seslendirdim. Analizini yaptım. Ayrıntılı kendimce açıklamaya çalıştım. Bir sonraki dersimizde, bir sonraki videomuzda Long Long Ego'yu seslendireceğim. Ayrıntılı analizini birlikte yapacağız. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın.